Sevgili dostlar, hepinize selamlar. Hepiniz hoş geldiniz efendim. Car for Sale Simulator 2023'ün ikinci bölümüyle karşınızdayım. Baran'ım bu arada oyunları ayarlayamayacak gibiysen bana ses ediver sana zahmet. Ben ayarlayayım oyunları 2 dakikada. Arkadaşlar, Samet Güngörlight YouTube kanalımızda simülasyon oyun serilerinden biri olan Car for Sale'ın yeni bölümündeyiz. Şimdi hiçbir arabamız yoktu yanlış hatırlamıyorsam ve geçtiğimiz bölümde mahalleye bile uğramamıştık araba almak konusunda. Temizliğe gitmiştik ve temizlikten bol bol experience puanı kazanıyorduk. Şimdi mahalleye gidelim, bir araba alalım, tamiratını, boyasını yaptıralım ve aracımızdan kar elde etmeye çalışalım. Pazar günü akşamı vergi ödendiği için elimizde araba bulundurmuyorduk. Elimizdeki arabaları bir an evvel ortadan çıkarmaya çalışıyorduk. Ah, aldım. Aldım abi 10 bine, hiç sıkıntı değil. Yani ekspertize gitmeye gerek yok. Arabadan egzoz çıkmış. Hemen bunu bir numaralı tamir bölgesine yollayalım. Bir miktar daha param var. 19 bin. 2000'e mi? Oğlum 2000 dolara araba mı kaldı? Al gitsin. Al gitsin kardeşim. 2000 dolara araba mı var ya? Dur şuradan arabayı bir hemen şey yap. Arabayı tamir et, 2'ye koy. Bir araba daha alabilirim. 17 binim var. Yani ortalama 14 bin, 15 bine kadar araba alabilirim. Ama bunu 14-15 bine bok alırım gibime geliyor. 36 bin. Daha pazarlık yapma yeteneklerini de açmadık. Pazarlık yapma açık olmadığı için ciddi anlamda sıkıntılarımız var. Merhaba, şu araba bana ucuz gibi geldi. Şu araba bana ucuz gibi geldi abi. Ne kadara bırakıyorsun? 1600. Oğlum 1600'e araba mı olur? Yani bunu garaja götürmenin bir yolu yok. O yüzden arabaya binip gideceğim. Ya daha yüksek meblağlı bir araba da almak isterim de. Ha, sürüş yardımcısı dediği şey. Nere ana yola çıkıyor? Tamam, ana yol buradan daha rahat. Tableti falan aldım geçen bölüm Red Bar'dan. Oğlum araba uçuyor lan. Araba uçuyor vallahi hocam. Birader tertemiz. Kullanımını çok beğendim. Yani bunu kendime saklayabilirim. Kullanımını gerçekten acayip beğendim. Ustam. Tamir et. Ama bu arabanın herhangi bir sıkıntısı yok diyor. Biner misin arabaya? Tamir sıkıntısı yoksa bunun boyanacak parçası da yoktur ya. Direkt ben bunu garaja alayım. Hocam merhaba. Çöp kutusunun ağzı terse bakıyor. Onu ayarlarım. Şu arabanın tamirini falan da halledelim. Dur ya, şu çöp kutusunun ağzı terse bakmasın abi. Ofis düzenleme modu. Ofisi düzenlemek için kapatın. Kapatalım. Kardeşim şöyle. Bütün malı mülkü sattık bu arada geçen bölüm. Abi taşı. Döndür. Tamam. Arabanın temizliğiyle uğraşacağım. Öteki araba hala tamirde artık ne olduysa. Bir şey kaçırmadım değil mi herhangi bir muhabbeti?
Var mı bunun tamiratı, tadilatı ustam? Olmaz olur mu? Bunun tamiratı yeni bitti. Eksik parçaları da boyatırız. Temizliklerini yaparız bu arabaların. Sonra ofisi açarız. Tertemiz. Ya kuzum. Şu 1000 dolarlık Şahin'i elimde tutabilirim bu arada. Gerçi elimde tutup ne yapacağım ki? Şeye gidip geliyorum zaten rahatlıkla. Otobüste. Samet'im bu arada kategori ayarlamaya falan yardımcı olabilirsen seni şeyde de moderatör yapam. Kick'te de moderatör yapam 2 dakika. Bir çete yazı ver. Nick'ini alayım oradan. Bazen ben dalıp kaçırabiliyorum biliyor musun? Eyvallah Samet'im. Ya Tarhan bunun bir kullanımı çok rahat geldi bana ya. Hatta böyle kırmızıya mırmızıya boyatıp kendi Ferrari'm diye takılmak istiyorum bunda ya. Ne bileyim böyle bir kırmızı renk. Kırmızı olmuyor mu ya? Mevcut renk. Fabrika rengi. Kırmızı olmuyor galiba. Ciladan dolayı mı? Parlama metalik şey yapsak. Tamam hiçbir şey yapmıyorum ya. Doğal rengi bu demek ki. Nazar. Nazar var, nazar, nazar. Mirim. Nazar var hocam. Baranım, sağ olasın balım. Harbiden nazar çıktı bu arada. Arabayı çarptım. Nazar çıktı dediğim o. Güzel arabalar aldım. Sağ ol kuzucuk. Teşekkür ettim. Kaldırdım kuzum. Güzel güzel. Merhaba kral. Bizim gene bir boya derdimiz çıkmış olabilir. Ha okey. Hasarlı parça yok. Sol ön çamurluğu boyatmaya gerek kalmadı. Bu sefer ayı gibi hız yapma. Yine çarptım lan. Ama Allah'tan bu sefer hasar veren bir çarpma olmadı. Şu arabayı bir tertemiz edelim. Gene silme efekti geliyor. Güzel. Araba tertemiz oldu. Bütün arabaları bir temizleyeyim. Çok tatlı deneyim puanı kazanıyor dostlar ya. Kazanıyor. 4 tane arabam var bu arada Hatun. Şey 3 pardon. 4 şeyden geldi. 4 alırım diye düşündüm kendi kafamda. Güzel. Neredeyse level gelecek. Level geldiğinde otomatik yıkama makinesinin hızını da arttırırız. Şimdi bir de bu arabaların her birine yakıt koyalım.
Kazara çalıştırdık arabayı. Araba, yakıt ekle. Yakıt ekle. Yakıt ekle. Yüzer dolarlık da yakıt koyduk içine. Bunları bugün satışa koymayalım. Mahalleye gidelim, mahalleden bir tur daha araba bakalım. Çünkü bugün satışa koyarsam bile gece müşteri gelecek, satılamayacak. Aslında şu adamı işe alıp dükkanı temizletebiliyorduk galiba. Haftalık 500 dolar para değil. Evsiz adamı işe alalım. Bir tur daha araba istiyorum hocam. Bir tur daha araba istiyorum. Çok pahalı olmayan 13 binim var. Bütçemin yetebileceği bir araba daha. Baranım dikkat et kendine, görüşürüz. 15 bin. Ah be abi. Yani pazarlık yapmıyorum ne yazık ki dedin de bende zaten pazarlık yeteneği yok. İstesen de yapamam benimle pazarlık. Ama 13 bin iyi para ya. Yani bir akşam olmadan şey yapmak istiyorum. Bir araba daha almak istiyorum. Ondan sonra dördünü birden satıp böyle karın dibine vurmaca. Çok iyi olur hakikaten. Ya da araba pazarları ne zaman oluyordu? Salı ve perşembeleri mi oluyordu? Araba pazarlarına bir fiyat bulsak çok güzel olur. Alabilir miyim şunu acaba? Ne kadar diyorsun? 42 bin. Birader benim 42 binim olaydı. Ama şu alınabilecek bir araba gibi duruyor ya. 10 binde, 12 binde. 2 bin mi? Vay be. Bir tane daha bulursan 2 bine. Mahalle bitti aşkım. Tamiratını, yıkamasını, ıdısını, bıdısını yaparım. Yarın sabahtan bunları satışa koymadan bir de yıkamasını yaparım mis gibi. Oğlum bu da güzel araba lan. Güzel arabaydı. Ben yanlayıp yandan çakana kadar. Nasıl olsa tamire gidiyor diye böyle bu boş vermiştik, bu gönlü bolluk. Adamlar aniden gözümün önünde çıkıp gittiler. Gözümün önünde. Dayı hurda var mı? Hurda yok. Hurdaya ihtiyaç da yok ya. Gidelim uyuyalım. Yarın arabaları bir tur daha yıkarız, şey yaparız. Satışa koyarız. Dördünü bir satışa koyarız ya. Egzoz da patlıyor arabada. Aynen öyle. Vın 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 diye. Senin çaya halleniyorum aşkım. Ha, otopazarı açık. 10 bin otopazarından bir şey bulamam da hemen bir dükkana uçalım abi, ofis. Ofise adam açmayacak mı? Ha okey, temizliğini yapıyor. Buradan gelecek 3-5 XP'yi de almayı verem diyeceğim de şunu açtım mı açtım, tamam. Arabaları yıkarım. Gidem şunu tamir ettirem. Arabaları yıkayan mis gibi bir buradan satış fiyatı elde edelim. Sonra araba pazarına gidelim bunları böyle bir hızlıca satıp. Kral şurayları bir tamir et. Yakamam tutma canım polisi.
Hızı çok iyi aşkım ya. Hani böyle hızlıca tertemiz ediyor arabayı. Ne kadar hızlı XP kastığıma bakar mısın? Tık 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 diye. Götüreyim öteki arabanın boyasını halledeyim. Bunları satayım. Benim bugün o araba pazarına yüklü miktarda parayla gitmem lazım. Bunun iyi bir yıkanması lazım zaten. Önce şurada yıkasak sonra boyatırım. Boyatırım, üstüne yıkarım ya. Sadece 7 dolar tuttu boya. Önce seni çarptım. Muhtemelen aşkım. Hı? Dağlar bir gidip gidip geliyorlar. Biraz geç yükleniyor şey. Araba kimlik bunalımı yaşamış, ben onu anladım. Kirden. Güzel, artık bütün arabalar tertemiz. Sana da yakıtını koydum. Hadi bakalım birader, web sayfası satış zamanı. Ne kadar almışız bunu? Toplamda 11.000'e mal etmişiz. 1,5 katı dediğine göre 2 katı olsa 22.000 olur. 15.000, 16.000 civarı. 16.000'e satışa koydun. 2-300 hiç masrafı olmamış. 2 katı olsa 4-600. 4.000'e satışa koydun. Fotoğrafın falan bir etkisi olmuyor diye biliyorum. Total 2.000. 3.500'e satışa koydun. Total 3.000, 4.500'e satışa koydun. Hadi bakalım. 4 tane ilanda araba var ama bu aga sanki böyle biraz arkadan baktığında bir garip duruyor gibi. Kollar sanki haddinden fazla uzun. Vallahi temizlikten sonra arabanın rengi değişti. Yok, dükkana niye adam gelmiyor? Dükkan kapalı. Kapalı kapalı bekleyecektim az daha. Ya olmadı gider 10.000'e bir şeyler almaya çalışırım da sermaye ile gitmek her zaman daha iyi. Öndeki yerde de satıp aldım. Camları da mı satsın? Camları satıp değil mi, böyle kıç kadar bir yer bıraksak yeter aslında. Hepsine böyle araba park edecek şekilde. Sermayeyi dedim. Dükkanı satalım abi. Agam 4.500'e ne diyorsun? Fiyat aklımı kurcalıyor. 3.400. Lan ben bunu kaça aldım bilmiyorum ki. Ya. Yani 3.000'e masraf etmişim. 400 dolar için mi şey yapacağım? Pazarlık yeteneğim yok. Bir şeyim yok. Açılsın yani seri seri. Oyun açılsın maksat. Ne yapalım? Pazarlığı açmak lazım artık ya. Pazarlığı açmazsak kalacağız ortada. Şöyle pazarlık. Daha iyi pazarlık. Çok ucuza verdik ya. Ya 400 dolar kar bile değil baktığın zaman ama. 3.500'e ne diyorsun? 2.700. 2.000 masraf etmişim. 2.100 masraf etmişim. 600 dolara. Allah bereket versin. Bak eti budu olan tek araba bu. Düzgün bir şey ver vereyim. 15.300. Al köpeğin olsun. Teyze düzgün bir şey ver vereyim. Araba pazarına gideceğim hadi. 4.000. 3.300. 2.300 tutmuş. Tamam 1.000 dolar kar. Abi yürü hemen araba pazarına. Yürü hemen araba pazarına. Büyük bir şeyden vurmayı deneyebiliriz. Ya 35.000'imiz var. Keşke pazarlık olsa var ya. 39.000. Zaten pazarlık yapamıyorum. Yani 30.000 altı bir araba lazım bana. 24.600. Aldım. Aldım baba. Büyük para, şey büyük araba büyük para. Ama şeylere gidemiyorum.
10.000 edecek başka bir şey var mı burada? Sevgili Cash Oyun, katıl üzerinden abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin. Ve sevgili Daddy Force, Prime'ın avantajıyla aramıza katılıyor. Daddy Force hoş geldin. Alabilirsek şunu alırız anca var ya. 10.000'e. 7.200 diyor. Okey. Okey, kalanı da masraflara gider. Güzel yatırım. İnsanlara ezme yokmuş. İnsanlara ezme yokmuş, onu öğrenmiş oldum. Tamir slotu 2'ye. Benim diğer araba nerede? Şu. Tamir slotu 1'e. Gidemiyor. İşte ben binerken tamir edilecek yer sayısı artar diye endişeleniyorum, anladın mı? Güzel gider bu. Otobüs durağına değil mi? Buralara Karambar Kamyoncular Derneği mi? Aa, oradan da mı acaba şey alınıyor? Karavan falan mı alınır? Tır, karavan. Var mı oyunda bilmiyorum tabi de. Belki yoktur, belki vardır. Başını insan çok iyi. Sıfır çizik. Park edecek olsam çok iyi park. Samet'im sürüş yardımcısı şey ya. İşte şu tuşa basarak arabayı hareket ettiriyorsun. Sinyal veriyorsun, dörtlü açıyorsun falan. Burada bir drift atmamışım. Aşkım 24 bin verdim. Arabanın hiç götünü başını sakat etmeden dükkana bir koyalım şunu. $76'lık bir tamiri varmış. Minik bir şey. Bunun $600'lık bir tamiri varmış. Tavan, kaput. Arabada değişmeyen tek şey teker herhalde. Değişmeyen tek şey değişimin kendisidir felsefesiyle aşkım. Bannerlord'da Avrupa 1100 modu serisi var efendim şu an. Çok iyiydi. Avrupa 1100 dışında yeni seri şeyi bekliyorum. Fantastik modda elflerin gelmesini bekliyorum. Hasar yazmadı ya. Foxhaken 14. ayında, teşekkür ederim Foxhaken. 14. ayın kutlu olsun, sağ olasın. Hasar yazmadı dedim. Yok, hasar yazmadı ya. Boyanması gerekiyormuş demek ki. Eren Prime'ın avantajıyla 4. ayında. Eren 4. ayın kutlu olsun. Teşekkür ederim, sağ olasın. Ananı sikiyim. İşte şimdi hasar yazdı. Şimdi hasar yazdı, evet. Arabayı şuraya dik sokacağım diye uğraşmayayım. Gideyim yan sokayım da. Ulan o kadar şeyi atlat. Edepsiz gamers. O kadar şeyi atlat. Güm diye vur. Allah, ben araba türlerini bilmiyorum dostlar. Yani Octavia, Scava. Bende karşılığı yok. Araba hala tamiri de bu arada öteki. Ama binaya binanın olması gerekiyor mu? Onu bilmiyorum ki. Tabletten hallediliyor her şey aslında. Bütün şeyi komple kaldırayım dükkanı. Dükkanın şeyler dursun, yanlar dursun. Ön tarafın. Ön tarafın şeyini kaldır diyor. Hem geri geri sokup böyle yapalım. CK3'te Game of Thrones modu. Abi hiç bilmiyorum.
Ben Game of Thrones'la oynamadığım için. İzlemedim. Ya izlemediğim için. İsmim Umut. 5. toplamda 14. ayında. Teşekkür ederim Umut. Sağ olasın. Silme modu. Şu yanları kaldıram. Evet. Teşekkürler. Havadar bir ofis. Yok canım şöyle de koyulur. Baksana tertemiz. Harbiden tertemiz oldu. Lan camları mamları söktük. Bir gün satacak bir şey kalmadığında beyaz adam anlayacak betonun yenecek bir şey olmadığını. Bak buradan direkt geri geri git. Araba boyaya girecek aşkım. Boyadan sonra ikisinin de deposuna yakıt koyacağım. Tamirini basacağım. Çok bir boya tutmadı. Kendime güzel park yeri yaptım var ya. Nasıl duramazsın ya? Aklıma aldı bir biliyor musun? Yakıt ekle. Yakıt ekle. Bir tur şimdi temizleyeceğim. Yarın yine kirlenecek biliyorum. Experience almak için. Bir tur şimdi temizleyeceğim, bir tur yarın temizleyeceğim. Ne hocam? Neresi var mesela? Tamam, temiz. Abim hiç duymadım EU5'i. Ama çıkarsa da oyun sürekli güncelleme alacağı için onu oynamak çile olacaktır. Ya bak bu oyuna gelen güncelleme temel mekaniği değiştirmiyor. EU4'te adamlar ne zaman güncelleme atsa temel mekanik değişiyor anasını satayım. Sürekli sıfırdan alışma şeyi, alışma terapisi. O biraz yoruyor adamı. Zarar gösterişim. Zarar etmişim. Fazla araba aldım ya ama. Açık arttırma. Araba açık arttırması da açık arttırmada bir iş yapamam. Peki arabalar içeride olmasına rağmen kirleniyor mu? Kesin kirleniyor var ya. Bu pazarlığı benim açmam lazım. Az önce bir yer gözüktü ama. Güzel. Şimdi ofisi açıp bu arabalara fiyat biçip selamlar hocam. 25 bine mal ettik say. 35 diyorum buna. Buna da 8.000'e mal ettik sayıp 14.000 diyorum. Bakalım pazarlık olmadan hiçbir şey yapamayız ama bunları satıp mahalleye gidebiliriz arkadaşlar. Geçen de söyledim pek mutlu olmadı gibi. Ya Samet'im diyorum ya oyuna bir güncelleme geliyor. Adamlar bütün her şeyi değiştiriyor. Yani eskiden oynadığım oyunları şu an oynayamıyorum. Unutmaktan ziyade temel mekanik değişiyor kanka sürekli. Bir süreden sonra takip edemiyorum. Çok düşük bir şey verirsen kabul etmem. Tertemiz. 35'e güzel. Hanım abla sen ne diyorsun? 12.000'e kadar düşebilirim. 10.000, 11.000 aşağı yukarı. Aşkım verem araba alırım ya. Verem araba alırım yani gider. Warband'la Bannerlord'u ama sürekli mekanik değiştiren güncelleme gelmiyor balım. Neredeyse hiç güncelleme. Ya arada sırada güncelleme geliyor. Zaman zaman save bozabiliyor. Ne kadar diyorsun arabaya dayı? Tam bir dayı bu 36.000.
Aldım. Tek araba gameplay mi? Tamir slotu 2'ye attım. 13.000'im var. Buna ne diyorsun teyze? 3.000. 3.000 de para değil de araba topluyoruz yani günün sonunda. Yediğim şey. Aynen öyle ya. 6, 7. Şu bence pahalıdır da. Soralım. BMW gibi. 8.600 diyor. Yeter mi sence 2.000? Hadi bakalım. Bannerlord bitmeden yeni seri gelmez arkadaşlar. Aynen. Bannerlord'un önce bir Avrupa 1100 modu bitsin. Sonrasında yeni seri yaparız. Yok, drift'e yazdı, drift'e yazdı. Uçuyor canım. Santimetre fark. Abi bu araba daha önemli. Arabanın sıkıntısı yok. Ciddi misin ustam? E çok iyi. Şu sıkıntısı olmayan arabanın götüne koymadan bir... Çok stres yaptırıyorsun bana. Ben de yapıyorum aşkım aynı stresi. Var mı boyanacak parçası? Oğlum tertemiz araba lan. Şimdi çarptım. Direkt üstüne yakıt koyup satacağım. Bak şöyle düşün. Oraya 3 araba, şuraya 3 araba. Hı. Ya da 4 araba. Yakıtlarını koyarız. 7-8 Yıkarız. arabayı aynı anda satabilirsin. Hı. Ya 1.600'üm var. Artık bunların tamir boya parasına yeter diye umut edeceğim. Neyi var arabanın? Sağ ön çamurluk. Sayar umarım. Minicik bir boya. Birini karşıda basmaya başlıyor önce dur. Üf, çok iyi oldu be. Vallahi çok iyi oldu. CK3 hiç bilmiyorum abi. CK3'ü bilmiyorsam edim ya. Hearts of Iron 4 de bilmiyor mesela. Ayarlarım iyi aslında ya. Ultra'da falan samedim. Hareket bulanıklığını ve bloom'u kapatalım. Yani grafik ayarlarım aslında iyi de. Ultra'da. Ama yok baba, gölgede bir şey var yani. Geldim hocam. Para Arabaların çok bütün rahat boya etti işlemi bu bitti. E bebeğim. arada. Para çok rahat etti bu arada. Ona seviniyorum ya. Bir de mahalleden aldık yani arabayı. Tamam. Şimdi yıkama zamanı. Benim pazarlığı açmam lazım. Neresi kaldı?
Hala bir şey var. Ya da oldu da ben mi sayamadım acaba? Bunun da şu kenarlar mı kaldı ki ya? Oldu ben sayamadım herhalde. Baksana bu da oldu gibi. Bariz bir şekilde renkten fark etmezse sen de fark edemiyorsun. Bak artı 4'ü verdi mesela burada. Şunlara verdi mi bilmiyorum. Evet, o zaman hemen web sayfasından arabayı satışa koyma zamanı 36 bine almışız. 50 bin diyelim. 4 bin almışız mesela. 6 bin diyelim. 4 bin değil de 3.400'e. Bunu 10 bine masraf ettik deyip 16 diyelim. Tamam, dükkan zaten açık. Direkt adam spawn oldu. Pat pat pat. Güzel ilerliyoruz bu arada ha. Hanımefendi merhaba. Aa, keşke yakıt koysaydık. Aa, 50 bine kabul ediyor. Çok iyi. Benzin koy aşkım. Koyamam yavrum, ilana koydum ya. Bensinsiz ne siz gitsin ya, temizliği var, şeyi var. Ne kadar tutarsa yani, sırf şu ötekinin 50 bin etmesi bile bizi kurtarıyor. %7 kirli. Temizleyemedim, bulamadım orayı. 12 bin. Yani normali 10 bin bile değil. Olur, al git. 63 bin güzel para bu arada. Gerçekten güzel para. BDO'ya başlıyorum. Hangi klas? Ben hiç oynamadım BDO. Ya hiç oynamadım dediğim, belki birkaç saat kardeşimin çarında falan takılmışımdır da. Onun dışında pek bir şey oynamadım. Vahşiye çok badabada diyorlar ama belli bir süreden sonra oynanışı sıkabiliyor. Witch sanırım bayağı şeymiş, cadı sınıfı. Eğlenceli ama oynaması zor. Benim birader ne oynuyordu? Musa diye bir şey vardı, sınıf. Musa sınıfı oynuyordu. Hanımefendi merhaba. 6K demişim buna. Sen ne diyorsun? 4600. Olur yani, 3400 şey yapmışım. 4600 veriyor. 1200 cepte. 68.000. Hemen mahalleye gidip araba mı baksam? Bir uyuyalım. Bir uyuyalım abi. Araba pazarı açılsın. Araba pazarından büyük bir şeyler bakalım. Uzan kuzum, keyfine bak yavrum benim. Aa, açık arttırma var bugün saat 11'de. Bence bizim açık arttırmaya hala paramız yetecek düzeyde değil. Yalnız biz hala seviye alamadık mı ya? Yok, biraz daha experience lazım. Bizim işe aldığımız adam ofisi temizliyor. Buna ne kadar diyorsun? 55 bin. Okey. Okey abi. Tek araba yapacağım. Oğlum çok iyi lan. İki ustamda dolu. Ha, 700 dolarlık bir şey var. Kırmızıya mırmızıya boyayalım ben bunu ya. Selamlar Raugan TV, hoş geldin. Günümüzde geçen bir paradoks oyunu. Günümüzde geçen yok galiba ya. Bak mesela Stellaris var sanırım. Stellaris şey böyle. Biraz daha
Gelecekte geçiyor. Uzay teması falan hakim değil mi? Stilleriste. EU4 var, CK3 var, İmparator Rom var. Mesela İmparator Rom da gene geçmişte geçen. Günümüzde geçen Super Power 2 tarzı bir oyunu lazım diyeceğim de. Hearts of Iron 4 var ya. Hearts of Iron 4 de günümüzde değil gerçi. Gerçi günümüz modu falan kurulabiliyor ama. Hearts of Iron 4 1940'larda geçiyor. Arkadaşlar. Ya tam anlamıyla günümüzü içeren bir oyun yok. Şöyle bir parçaları boya. Arabayı komple kırmızı falan yapamıyor muyum ya? Ay kırmızı. Bir de cilalı kırmızı şöyle. Hafif metalik. Değer baba değer. Değer değer bu 300 dolara değer. Ama araba bokum gibi çıktı. Ya sadece cila atıldı galiba. Araba boyanmadı mı? Cila ayrı, boya ayrı. Bebek gibi olmadı mı araba? Araba bebek gibi olmadı mı? Tam manasıyla bebek gibi oldu var ya. Üf. Birader, yakıt da koy. Şimdi bu arabayı satışa koy web sayfasından. 63 bine mal etmişiz. 80 bin diyorum abi. 80 bin diyorum. Yotaya Supra. 63 bine mal etmişiz. 80 bin diyorum. Bence 80 bin ideal ya. Ay harbiden bebek gibi araba ya. Bebek gibi. Belki bununla şu açık arttırmaya da girilir. Gerçi saat 11'de başlayacakmış. Geciktik de. Abi 80 bine ne diyorsun? 73.960. 63 bine mal ettik. 73 bine alıyor. Okey abi 10 bin dolar kar ya. 10 bin dolar kar. Direkt cepte. Yürü bakalım mahalleye bir araba daha. Bir araba daha alalım şöyle. Kardeşim şu 80 binliğe benzemiyor. Araba pazarına gidip hep büyük oynamaya oynayacağım. Hep büyük oynamaya. Ama boyasıyla moyasıyla güzel bir şeyler etti. Biz hala level alamadık değil mi? Level alıp bir pazarlığı açsak. Ablacım nedir bu araba? 65 bine. Aldım. Direkt dağ bayır gameplay yaptım ama. Selamun aleyküm. Abi 100 bin liraya yolculuk. Boyalı bir arka yeri var. Okey halledilir ya. Böyle canım. Kar tertemiz. Mehmet'im hoş geldin. Selamlar. Dur yakıtı en son. Bagaj boyandı.
önce arabaya yakıt koyma. Sonra da temizleme zamanı. Aa, bir yetenek puanı kazandım. Pazarlık yapma. Tamam. Şimdi bunu bir satışa koyalım. Vakit geç olmadan. 65 bine aldık. 90 bine koyuyorum satışa ya. 40 kilometrede. 40 bin kilometrede. 65 bine aldım. 90 bine koydum hocam. Seri seri. Vallahi şükür Mehmet'im, seni gördüm, daha iyi oldum. Sen nasılsın? Aa, bu da Mercedes C63. Ben araba hiç bilmiyorum kanka. Benim için hepsi dört tekerli vasıta. Benim sığlığımı anlıyor musun? Hepsi dört tekerli vasıta abi. Aa, müşteri geldi. Hemen bir şeyleri kontrol ettim de dostlar. Şöyle, tamam. Evet. Beyefendi. Artık pazarlık yapabiliyorum. Aynı fiyatta anlaşabiliriz diyor. Okey abi, Allah bereket versin. Direkt 100 bin dolara. 100 bin TL'ye. Hep dolar diyesin var. Kime bakar mısın? Hayatım. Harika olmuş bebeğim. Gas Station Simulator. Harika olmuş. Özellikle o arkadaki böyle bizim ada konseptini o kadar tatlı yansıtıyor ki. Çok güzel olmuş bebeğim. Ellerine sağlık hatunum benim. Buradan hemen bir mahalleye. Bu da var, hangisi sence? Aşkım alttaki daha görkemli gibi be. Ne diyorsun? Alttaki sanki böyle daha tatlı, daha görkemli gibi. Böyle birazcık daha bana dizayn olarak, seçim olarak daha güzel geldi. Haydi bakalım buradan araba pazarına. Gerçi araba pazarı yok, mahalle. Ekspertiz raporu var, evet. Ya ama arabaya ekspertiz raporu bakmıyorum ben. Direkt iki tane usta var bizim dükkanın karşısında. Mehmet Usta ile Hakan Usta'ydı galiba. Onlara gidiyorum, diyorum şu arabayı bana yap. Arabayı yapıp böyle temiz temiz geziyoruz hocam. Bu ne kadar ediyor mesela? Hiç hasar yok, 5000. 5000 liralık arabayla dolaşmayacağız artık ya. Artık devir böyle 100 bin dolar üstü. Allah iyilik versin sevgili Mehmet'im. Sağ olasın. Bu ne kadar ediyor kral? 7000. O kadar para etmez. O kadar para etmez dediğim arabalar böyle camış gibi para ederse üzülürüm tabi de. 10.000. Olmadı, sürümden de kazanırım da. Büyük vurgun zamanı ya. Buna ne diyorsun? 49.000. Pazarlık yapalım. 45.000'e ne dersin? Teklifinizi dikkate aldım ancak kabul etmiyorum. 46.000. Fiyatı biraz daha esnetelim. 47.000. Eyvallah. Şunu hemen bir tamir slotuna ışınla. Vosvos'u merak ettim ya. 22.000. Birader 20.000 verem. Yirmi bir beş yüz. Thank you.
tamire yetişemeyiz muhtemelen ama en azından tamir slotlarını tutarız. 8'de kapanıyordu çünkü muhabbet. Efendim sevgili Yörüklerin Efendisi abonemiz olarak aramıza katılıyor. Hoş geldin Yörüklerin Efendisi. Bunun yol tutuşunu falan çok beğendim. Çok hız yapamıyor ama yol tutuşunu acayip beğendim. Sevgili Kızılay, kesene bereket, teşekkür ederim. Desteğin için sağ olasın. Keyifli seyirler diliyorum. Ses mi kapalı, oyun sesi yok. Açık ses. Baranım, yardırıyorum kardeşim. Başka sesle alakalı sorun yaşayan var mı? Oyun sesi de var, normal ses de var ya. Güzel para kazandık bu arada. Güzel para kazandık. 100.000 TL'ye adım adım gittik. 100.000 TL'yi de açtık. Araba pazarı açık. Benim bunları var ya serisinden hemen tamir edip çat çat satıp oradan hemen araba pazarına gitmem lazım. Bir de bugün günlerden cuma. Ona da bir dikkat etmek lazım. Çünkü pazar akşamı elinde araba olursa yüksek vergi çıkıyormuş hocam. Yani aldıklarımızın hepsini yarın içerisinde satmam lazım. Vosvos'un ne belası varmış ya. Birader bana kesinlikle para lazım. Bizimki şey yapıyor. Boyalı parçaları ıdıyı bıdıyı hallederiz. Bir oyunda villada kalıyoruz, bir oyunda barakada. Bazı oyunlarda kalacak yer bile yok. Depo savaşlarını pay biç. Aşkım ikincisi çok daha fazla hoşuma gitti niyeyse. Ellerine sağlık yavrum. Ellerine sağlık kuzum benim. Ve telefonum burada değil yavrum. Sevgili Kızılay, kesene bereket bu arada. Tekrardan teşekkür ederim. Araba geri geri giderken sorun mu yaşıyor ya? Benim bunu dediğim gibi bir an evvel satıp sonra araba pazarına gitmem lazım. Araba pazarına büyük vurgun yapacağım. Sevgili Musa Çelikbaş, katıl üzerinden aramıza katılıyor. Hocam hoş geldiniz. Selamlar, merhabalar. Şunu 2 dakikada temizleyeyim. Anında buna müşteri bekleyelim. Buna müşteri bekledikten sonra da araba pazarına gidelim. Efendim kesenize bereket, çok sağ olun. Hoş geldiniz. Tamam, arabanın temizliği bitti. Kral şimdi hemen tabletten. Satışta değil. Ne kadar? 50.000 masraf ettik de. 65.000 abi. İlana hiçbir şey yazmaya gerek yok. Yürü bosposa. Chrome'da açı kapa yapınca düzeldi. Seslerin düzelmesine sevindim. Bak bende de şey oluyor mesela. Pikten yayın seyrediyorum telefondan. Aniden tam ekrandan atabiliyor. Görüntü çok takılıyordu. Şu sıralar düzeldi çok şükür. Efendim baranımdan 5.000 bit var. Al cebine koy, pazara gideceksen harçlık edersin demiş. Kesene bereket baranım. Sağ olasın kardeşim benim. Kesene bereket. Cansın cano. Müşteri gelmedi mi bu arada öteki arabaya? Ha gelmiş. Sakın çarpma. Tam bir parça değdirdim, öptü. Öptü 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 öptü, çarpmadı çarpmadı, öptü. Öptü abi, çarpmadı. Efendim Govday abonemiz olarak aramıza katılıyor. Govday hoş geldin. Arabaya yakıt koy. Senle bir ilgilenem. Baba ne diyorsun 65'e? Fiyatı düşünmem lazım. 50.000. Kalk git. Ben almışım 55'e. Ölücü ya da yabikler aramasın ya. Fiyatı değiştirmedi de 65'e sattım.
Kardeşim hadi araba pazarına yetişeceğim. Araba pazarına yetişeceğim. 30 bin dedim. Daha sabahın saat 11'i. Korkmaya gerek yok. Korkmaya gerek yok abi. Sabahın daha saat 11'i. Ki telefonda bozuk babuşum. Aynı problem bende de var. Takılmaya da kalite düşmesi ama ekranı tam ekran alamıyorum. Kalite düşmesi yok. Tam ekran olmuyor. Anladım. Govday teşekkür ederim iyi yayınlar dileğin için. Sağ olasın. Baranım mı? Tekrardan kesene bereket balım. 8 yaşından beri takipçinim. Şimdi 18'im. AYT fizik çalışırken yayın akıyor. Başarılar dilerim. Sevgili Musa başarılar dilerim. İnşallah her şey gönlünce olur. Kral biz bunu satışa koyduk mu? La müşteri gelene kadar 100 bine bence bir araba alınır ya. 100 bine net araba alınır abi. Şöyle pahalı gözüken bir şeye yöneleceğim. Mesela şu. Ablacım kaç dedin? 167 bin. Ah be. Ofiste müşteri var. Birader yani o ofisteki arabayı da satsam alamam onu. 87 bin. 80 verem abime. 82 verem abime. Daha fazla pazarlık yapmak istemiyorum. Ver. Ver çarkına tükürdüğüm ver. Hemen tamir slotu biri ışınla. Eve doğru gidiyorum. Yok ya küçük arabalarla uğraşmayacağım artık. Full. Büyük araba sporu abi full. Vallahi Baran'ım biz de büyüdük, yaşlandık. Ben artık ehtiyarladım. 30 bin düşünüyorum 22 bin diyor. La zaten ben bu arabaya 22 bin masraf etmişim. Çıktır git ya. Satma abi çok mu lazım? Beklesin dükkanda. Çürüyene kadar beklesin. Bakayım 87'yi aldığımızın ne diyorsun ustam? Arabanın bir sıkıntısı yok diyor. El Clasico. Parça yok. Tamam, orijinal rengine dokunmuyorum o zaman. 82'ye falan düşüreydik iyiydi ya 87'den. Bizim pazarlık yetenekleri tırt. Ondan gelmediler galiba. Yakıt koy. Direkt yıkama yağlama. Çok güzel. Sen buna ne dedin? 28.500. Seni çok kızdırmayacağım. 29 yap al git. Tamam, tertemiz. 29 yap al git. 87.900'e aldığım araba. Dayı 120 bin. 120 bin ve araba pazarına uçuyorum. 40 bine alırım gene bir şeyler. 40 bine gene alınır bir şeyler. 30-40 bine. Merhaba. Mesela bu araba ne kadara? 68. Param yok. Bu araba ne kadara? 21. 40'lık bir şey arıyorum ben. Bu araba ne kadara hanım abla? 74. Şu araba ne kadara? 19 bin. Bunlar o kadar pahalı olamaz dilese de. Şu. Fiyat ver bana. 10 bin. Adamlar ucuz diyor.
Fiyat ver bana. 7.000. Birader şu siyah pahalıydı galiba. Şu. Fiyat ver bana. 7.000. Araba pazarı böyle şey arabalarla dolu ya. Buna kaç dediğinden 65 dediydi buna değil mi? Yok 21.000. 20'ye bıraksana. Uygun değil mi? Oğlum o la hiç mi düşmeyek? Hiç mi düşmeyek la? At bunu slot 1'e. Şuna 10.000 mi diyordu şu siyah? 19.000. Birader 18.500 verem. Bir 1.000 dolar düş tamir mamir yapam. Fiyat çok düşük. Anan çok düşük. 19.000. Ha la kalan 1.500'e de bu arabaların kıçını başını yaptırırım ya. Aa ofiste müşteri var. 120 bine çakarsam var ya. Baranım görüşürüz kardeşim. Dikkat et kendine Cano. Hemen fırsatlar kaçmadan. Abim hoş geldin. 113 bin diyor. 115 ver al git. 115 ver al git. Belki yanındaki kadın daha çok verecekti de 115 sıcak parayı da kaçırmak istemedim. Araba pazarında bir tane 60 binlik vardı. Onu alsam mı hızlıca ya? Ben onu almaya gidiyorum. Araba pazarındaki 65 binliği almaya gidiyorum ben. Zıplaya zıplaya, bunny yapa yapa. Selamlar Doğukan, hoş geldin. Hayırlı yayınlar dileğin için teşekkür ederim. Sağ olasın. Baba buydu galiba değil mi? 65. Ne diyordun? 68 bin. 68 değil de 67. Tamam. Araba basmıyor gibi sanki. Tam yol hakimiyeti falan güzel de. Sanki basmıyor gibi abi. Belki ustalar kapamadan yetişirim. Ama zor ya. Daha diğer arabaları boyaya falan götüreceğiz ya. Ustalar kapanmadan yetişmece zor hocam. Ona kasmayacağız. Oğlum vites falan mı atamıyorum ben? Oğlum nereye gidiyorsun? Tamam, şunu sokup tamir ettirebileyim yeter. Ustam, ha, arabanın sıkıntısı yok. Okey. Okey, ustalarım gitse de arabanın sıkıntısı yok. Yarın bu arabalar sıra sıra boyaya girecek. Burada temizleyip experience'larını da alabilirim. Hepsini şöyle bir öne sırayla sokam. Dediğim gibi maksat biraz deneyim puanı. Tamamen temizlenmiyor araba garip bir şekilde. Ne yanına atlıyorum onu da bilmiyorum. Neyse. Bütün chatler sub modda. Sevgili başlıyor başlıyor. Bütün chatler abone modunda. Biraz daha içerik üretmeye odaklanmak istiyorum dostum ya. Temel sebebi o.
Hani artık içerik üretmeye odaklanalım. Zira bak bugün var ya o kadar çok gameplay yaptık ki. Harbiden çok fazla simülasyon oyununu oynayıp videosunu çektik. Şimdi chat açık olunca ne oluyor biliyor musun? İnsanlar ister istemez sorular soruyor. Tabii ki soracaklar. Alazakacım aleykümselam hoş geldin. Elbette ki soracaklar. Hani ben Agalan'ın sorusunu yanıtsız bırakmak istemiyorum. Ancak hani ne oluyor biliyor musun? 5. 6. seferden sonra mesela artık oyunun amacını anlatasım gelmiyor. Çünkü ya YouTube'da izleyen insana hani daha önceden izleyen insana da sıkıntı oluyor anladın mı? Ya benden çok inan adamlar şey yapıyor böyle yani agalar şey yapıyor lan diyor yani oyunu anlamayacak ne var birader. Araba alıyorsun satıyorsun işte hani bu kadar basit falan diye böyle. O yüzden chatler kapalı full içerik. Eski günlerdeki gibi gerçekten gameplay yapıyoruz ya. Ya gameplay yapıyoruz yani benim hoşuma gitti. Bayağı sağlam oynamaya kasıyoruz fark ettiniz değil mi? Hangi oyunu oynarsak oynayalım. Bakın bugün simülasyon oyun günüydü dostlar. 6 tane farklı oyun girdik. Bu 6. neler girdik? Hatta bak ben sana anlatayım. Storage Hostel depo savaşları girdik. Estate Agent simülatörde emlakçılık yaptık. Süpermarket simülatörü geliştirdik. Müthiş bir yeni raf ve depo düzeni ayarladık. Rockstar Life simülatöre giriş yaptık. Gas Station simülatörde Tidal Wave DLC'sine giriş yaptık. Ya yaptık Allah yaptık yani anladın mı? Bugün böyle full gameplay ve daha devam da ediyor. Mesela Car for Sale'dan sonra da simülatör oyunları serisi bitmiyor. House Flipper var daha elimde. House Flipper dışında ben başka bir oyun daha dediydim sanki. Yeni bir depo savaşları benzeri yeni bir oyun daha verildi bana. Yani Samet'im hediye etti sağ olsun. Ona da göz atacağım. Eski usul gameplay. Sık oyun değiştirmeli. Ama hani sık dediysek de o kadar şey değil böyle. Sürekli oyun, sürekli gameplay. Arada da sohbet, muhabbet. Şimdi 3 chat birden açık olunca ister istemez yetişmesi zor oluyor. Ama mesela chatler kapalı. Şu an bütün chatler abone modunda. Ben dediğim gibi oyuna daha rahat odaklanabiliyorum abi. Boyası halledildi. Ofis temizlendi. Şu siyah arabanın niyeyse temizliğini bir türlü yapamıyorum ya. Son kez. Yok abi, olmuyor. Yakıtını koy. Bekle. Üçünü aynı anda satışa sunacağım. Dealer Simulator, aynen öyle. Üçünü kaçırmışım, uyumuşum. Orço, sen abonesin. Dilediğin zaman tıklayıp yayın tekrarları YouTube'dan izleyenlerin de emrine amade bu arada. Arzu ettikleri gibi seyredebilirler. YouTube rahatlığında, YouTube konforunda. Bir de oyun geçerken bakmayın dostlar. Bu sefer böyle yani belki 5 dakika falan ara verildi anladın mı? Onun dışında o kadar seri oyun değiştirdik ki bugün. Ya oyun değiştirirken böyle tak 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 tak. Evet oyun Türk yapımı balım. Bilmiyorum ki kardeşim ya Farhan'ım. Şey sıkıntısına olabilir bu arada. Telif sıkıntısına falan. Çünkü araç markaları gibi belki plakalar falan da şeydir. Plakalar falan da telif konusunda sıkıntı çıkartıyor olabilir. Kulağa saçma geldiğinin farkındayım. Evet. Ama bilemiyorum. Bir kuralı kanunu vardır illaki. Bu yapımcının bir de GM simülatörü var. Bir ara gene simülasyon oyun günü yaptığımızda GM simülatör de yapalım abi. Diğer arabaya yakıt koyduk mu? Temiz.
Bütün arabalara yakıt eklendi. Şimdi araba satma zamanı hocam. 22 bine mal etmişiz. 30 dedim. 20 bine mal etmişiz. 25 dedim. 67 bine almışız. 92 bin dedim. 15 bin kar, 25 bin mi kar yapıyor? 25 bin kar yapıyor galiba, evet. Bunlara müşteri gelene kadar çıktırdım gittim. Mahalleden bir araba daha hocam. Mahalleden bir araba daha seri. Ofiste müşteri var. Oha, o kadar hızlı mı geldi? Aracım 7000. Yok abi, sağ ol. Sağ ol, sağ ol. Otobüs parasını dert etmeyeceğim artık. 10 doların lafı olmaz yani, müşteri gelmişse. Oha abi. Kaç tane müşteri geldi aynı arabaya? 25 dedim, biraz kirli. Bir dakika, ne alacağım? 19 bin. Siktir git. 19 bine küfür edilir yani artık. 25 bin. 25 bine okey. Abicim 30 demişim. 24.500 diyor. 26'yı al git. 26'yı al git. Birader merhaba. 92 dedim. Ama 87'ye kadar okeyim. 87.700 diyor. 89 ver al git. Al git abi. Oğlum tertemiz lan. 188 bin dolar para oldu. Pazar akşamı dediğim gibi şey oluyor. Pazarı pazartesiye bağlayan gecede vergi kesiliyor. O yüzden bizim elimizde araba kalmaması lazım. Bugün alacağım arabaları da yarın satarım. O yüzden bir sıkıntı yok. Hatta böyle mümkünse 160-170 binlik bir araba. 40 bin diyor. Baba olmadı dönüp alırım seni ya. Olmadı dönüp alırım seni. 40 bin de fena değil. 80 bin. Tamam, 80 binlikle 40 binliği alayım. Mesela 80 ile 78'e verir misin? Pazarlık yeteneğim düşük ya. Pazarlık yeteneğim düşük olduğu için şey yapıyorum. Az fiyat kırıyorum. Abi hiç önemli değil. 40 bin diyor. 38.500 vereyim. Harika bir anlaşma yaptın. Tamir slotu. Tamir slotu 2'ye. Şu araba çok tatlıymış. Bunu da alacağım. Ne kadara bırakıyorsun bunu? 3,5 mu? Oğlum 3,5 para mı lan? Artık 3,5 para değil. Selam. 71 bin. 68 bine bırakman lazım. Diğer arabaların kusuru nedir bilmiyorum. Kabul edilebilir bir fiyat değil. 69 bin. Eyvallah. Hadi bakalım dostlar. 2.800 dolar param var. Ya bakalım bu 2.800'e evin yolu bulunacak mı? Kazasız belasız gidelim de ama. Birader selamun aleyküm. 900 dolar. 700 dolar. Ulan araba boyama parasına bile para kalmadı ha. Kamyonlar daha ucuz oluyordu ya. Alazakacım, roleplay ile alakalı hiçbir şey ilgimi çekmiyor balım. Sağ olasın, beni biliyorsun. Yani ne GTA roleplay, hele hele Bannerlord roleplay. Şimdi belli de olmaz gerçi. Niye belli de olmaz? İnsanlar isterse
Ne yapacaksın abi? İnsanlar isterse yapacağım. İnsanlar isterse dediğim izlenirse bu arada. İstemeyle olmuyor. Yani maalesef geri dönüşüne bir bakmak gerekiyor onun. Şeye yetse bile boyaya yetmeyebilir para ya. Acaba birini yaptırıp diğerlerini artık sonraki zamana mı bıraksam? Birini yaptırıp satıp oradan gelen parayla diğerlerini. Arabayı çalışır vaziyette mi buraya ışınladın? Efendim sevgili Mehmet, Prime'ın avantajıyla 16. ayında. Mehmet 16. ayın kutlu olsun, teşekkür ederim. Birader şuna bir alıcı arayalım da. Artık bundan gelecek parayla bir öptü. Öptü ama sıkıntı yok. Artı 4'ü aldı, bu temizlendi. Hemen. Ne kadar almışız? 80 bine. 120 bin. Boy ilana gel. Şu diğer arabanın tamir sıkıntısı ne kadar bakayım. Birini tamire, birini şeye çekeyim. Görüşmek üzere Alazaka, sağ olasın. Sana iyi oyunlar diliyorum. Bu arada bu arabaları yarın satacağız ve dönüp arkamıza bakmayacağız. 54 dolarlık minik bir tamiri var. Boya işi falan da yoktur bunun. Boya işi falan da yoksa çok iyi. O çabuk hızlanıyor, şey oluyor. Elektrikli gibi bir şey mi bu? 241 de parça parası tuttu. Şu arabayı satamazsam 120 bin yazdığımı. Şu an eve gidecek bile param yok abi. Çok yakın. Biraz araya mesafe koy. Araba sessiz çalışıyor bu arada. Vurduk öne bir tık ama. Arabanın kirli parçası kalıyor. Nerede kalıyor anlamıyorum ya. Tamam. Burası da temizlendi. Birader şu ofise adam gelsin lütfen. Eve dönecek param kalmayacak. 40 binde 60 bine koydum satışa. Ofiste müşteri var, ofiste müşteri var. Her şeyi boş ver, müşteriye koş. Son 40 dakika falan var çünkü. Birader 120 bine ne diyorsun? Düşün, hızlı düşün. 108 bin. 110 bine al git. Hızlı. Gün bitiyor. Şükür. Tamam, 110 bin param var gayrı. Artık korkmamı, endişelenmemi gerektirecek bir durum yok. Ve yarın pazartesi, yarın bu eldeki araçları satıp başka hiçbir şeye masraf etmemem lazım. Bunu boyadaki ustanın oraya bırakırım. Ki bunun boyayla alakalı bir sorunu yok gibi duruyor ama olsun. Ofiste müşteri var. Gece olmasına rağmen bekliyor mu onlar? Vay be. 60 demişim buna. Ne diyorsun? 47. Hayır. Sen ne diyorsun? 58. Köpeğin olsun lan. 3-5 eklemeyeceğim üstüne. Şu 47 diyene inat. 58 olur abi. Bir şey demeyeceğim.
Bu arada parayı iyi bulduk ha. Yani 168 bin TL paramız var. Ama hiç 168 bin TL'miz var gibi yaşamıyoruz yani. Gene ya şeyi açık böyle kıçı başı açık konteynerda. Yani ölümüne çalışarak. Araba pazarı açık. Işınlan ofise. Baba araba pazarına gideceksek bir tane araba alıp o aldığımız arabayı direkt satmaya oynamamız lazım. Çünkü vergi muhabbeti çok aşırıya kaçıyormuş. Güzel. Yani arabanın boyanması gerekiyormuş. Kardeşim hemen şurada bir arabayı yıkayalım. Pazarlık skillerini falan arttıracağım ben. Tamam, çok güzel. Araba tertemiz oldu. Bunu pahalıya almıştım yanlış hatırlamıyorsam. Araba pazarından da epey pahalıya bir araba almayı düşünüyorum. Bir kere de çarpmayalım arabayı. Kardeşim yakıtını koydum. Araba. 70 bine şey yapmışız. 100 bin dedim kardeşim bu arabaya. 70 bine aldığımı 100 bine çok zor da. Deneriz. Yürü bakayım araba pazarına. Yürü bakalım araba pazarına. Şimdi direkt dükkanın göz bebeği. Sen. Araban ne kadar? 526 bin. Evet, yani doğru noktaya parmak basmışım. Ama 576 bin iyiymiş. 8 bin. O arabaya 8 bin mi? Şu da iyi para ediyordur gibime geldi. 19 bin. Günlerden pazar olmasa vergiden korkmasam şey yaparım. Girişirim. Yirmi bin, 40 bin, hani 53 bin. Araba toplarım buradan. 50 bine ver bari sen bir araba. Teklifin düşük. 51.500. Allah razı olsun. Hemen tamir slotu 1'e. Daha iyi pazarlık. Sen ne kadara satıyorsun şunu? O kadar bir şey gibi gözükmüyor. Bence artık araba almaya uğraşmayalım. Eldeki iki taneyi satalım yoksa vergi girecek. Kapatamayız, kapatamayız abi. Keşke kapatabilsek. Ofiste müşteri var diyor. 100 bin etmediğini biliyorum da kral. Ne vereceksin sen bana? 90 bine falan okeyim bak. 80'e çık al. 70'e almışım. 20 bin kar bana yeter. 80'e çık al. Allah bereket versin. Eren, Prime'ın avantajıyla ikinci ayında. Eren, ikinci ayın kutlu olsun. Hoş geldin. Normalde o 40-50 binlik arabaları ben toplardım. Yani toplayıp böyle bol bol araba alırdım. Ama işte sıkıntı şu dostlar. Dediğim gibi bu gece karakteri uyuttuğumuz zaman bize epey yüklü bir vergi borcu çıkabilir. Epey yüklü bir borç çıkabilir. Bunu istemediğimiz için ne yapacağız? Bu arabayı satacağız. Gideceğiz. Save alacağız. Ve günü burada sonlandıracağız. Aynen öyle abi. Aynen öyle. 70'e almıştın, 80'e sattık. 10.000 kar. Yeter abi, yeter. 67'ye mi ne aldık ya? 70'e almadık. 13.000 dolar. Şeylerde, skill'lerde ne var abi? Ustaların hızlı şey yapmaları. Hızlıca araç çıkıyor, şey yapıyor. Araçların hasarlarını görme. Araçlar artık daha az hasar alır. Araçların en iyi satış fiyatını gösterir. Aracınız daha hızlı tamir edilir, fiyatı düşer. Boyama hızı, yıkama hızı. Ya şu anlık pazarlıkla şeyle hallediliyor ya. Zaten hani tek araba üzerinden gidiyorum bilerek. Maşallah ne şey varmış ya. Ha, hurda araba da var. Ya 100 bin dolarım var. İş bitene kadar burada mı kasacağım? Emek server kardeşim. Çekinmeyeceksin hiçbir zaman. Götün kalkmayacak.
Çalışmaktan çekinmeyeceksin abi. Bir ara Red Bar'a falan gittiğimde şu araba parçalarını satarız. Lan E'yi spamleyip duruyorum. Birader 22 metale aldım $110. Hala mı araba tamir oluyor la? Bitsin artık. Arabanın anası öpülmüş galiba yani. Hasar almadık, bir yere kalmamış arabanın. Arabayı teyze bize iyi köstürdü diye düşünüyorum. Gün bitmeden bunu elden çıkarmam lazım. Tamam abi. Neresi kaldı bunun? Alabilir, hiç önemli değil. Selamun aleyküm. Gel hemen araba satışına. 52.000, 53.000 masraf ettik de. 75. Kardeşim seri. Bugün bu görev bu arabayı satmak abi. Vallahi her yerinde parça eksiği sıkıntısı falan varmış Samet'im ya. Öyle bir hasar yemiş ki. Benim şu an götüm tutuştu ama. Şey muhabbetini hatırlıyor musun? Save'i ilk oynadığım zamanlar ver gibi gelmişti. Borca girmiştim böyle. Eksi 100 bin dolar falan. Ağzıma sıçmıştı yani. 75 bin. 70 bin veririm diyor. 72,5 ver al git. 72,5. Tertemiz. 267 bin TL'lik sermayemizle eve gidiyoruz efendim. Eve gitmeden evvel bir Red Bar'a uğra. Red Bar'da şu metal eşyaları falan filan da satalım. Temiz abi. Kardeş merhaba. Araba parçalarını satıp $204 aldım. Bir tane yuvarlayayım eve gitmeden. Hak ettik, hak ettik. Nefes almadan. Ya Rabbi şükür. Kardeşim beni eve at. Hala kafa dönmeye devam ediyor. Piu. Evet dostlar. Böylelikle kıymetli vaktini ayırıp eşlik eden herkese teşekkür ederek videonun burada sonuna gelmiş olalım. Hemen tabletimizden kafamızın dönmesi durursa faturalarımızı ödeyelim. $34.000'lık bir vergi çıkmış. Hemen vergilerimizi ödedik. Ardından kıymetli arkadaşlar bizden ofise dönüp bu videoluk bu kadar dedik efendim. Hala kafan dönüyor olamaz senin ya. Hala dönüyor yani. Aa. Lan bitti bitti artık bitti. Bitti yav. Beyler karakter kendine gelemiyor. O daha biz döndüğümüzde devam edecek o daha sallanmaya. Efendim kendinize çok iyi bakın. Esenlikle kalın. Bye bye.